İstanbul'da yeni taksi teklifi ya da yeni taksi inatlaşması bir kez daha UKOME toplantısında masaya geldi. 13. kez reddedildi. Oda başkanının, taksiciler oda başkanının tuhaf diyebileceğimiz bir önerisi var. Arkadaşımızın temellerine katılıyorum. İstanbul Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu, Ulaşım Koordinasyon Merkezi toplantısında bir hesap yaptı. Taksi ücretlerini işaret ederek öneride bulundu. Aksu'ya göre ücretler artarsa taksiye binen azalacak. Böylece taksi bulma sorunu ortadan kalkacak. Hak ettiğimiz ücretlendirme yapılırsa taksi yolcusunda azalma olur. Taksi ihtiyacı varmış gibi hissedilmez. Taksi ücretlerinin artması değil, taksi sayısının artması gerekiyor ki taksiler ucuzlasın, daha çok insan faydalansın. Turist tercihi, kısa mesafe ve değişim saati bahanesi. İstanbulluların taksilere yönelik eleştirileri özetle bu yönde. Eyüp Aksu, yakıt maliyetlerinin artmasıyla da şikayetlerin ortadan kalktığını söyledi. Yakıtın pahalı oluşundan dolayı trafikte bir rahatlama var. İstediğimiz zamanda yolcuyu yerine bırakıp tekrar diğer yolcuyu almakta artık zorlanmıyoruz. Onun için şu anda taksi bulma konusunda vatandaşımızın çektiği bir sıkıntı yok. İş yok yani şu an, bilmiyorum yani, çıkamıyoruz işin içinden. Fazla taksiye gerek yok yani. UKOME gündeminde masaya 13. kez gelen teklif bir kez daha görüşüldü. 500'ü engellileri taşımaya tahsis edilmek üzere 5000 yeni taksi teklifi oy çokluğuyla yine reddedildi. Teklifi kabul edenler, etmeyenler oy çokluğuyla reddedilmiştir. İstanbul halkına yapılan bu zulüm kabul edilebilir bir şey değil. Ya kazandırılsa tabii iyi olur ama yani izin vermiyorlar. Toplantıda köprü, tünel ve ücretli yollarla ilgili gündem maddesi de oylandı. Oy çokluğuyla alınan karara göre Boğaz Köprüleri, Avrasya Tüneli ve ücretli otoyol kullanımı durumunda yolcudan tek geçiş ücreti alınacak. Taksici geri dönüş ücretini talep edemeyecek. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprülerinde iki yönlü ücret uygulamasına geçilmişti.